Laiklik ilkesinin anayasanın anayasa kapsamına girişinin 84. yıl dönümü. Laiklik yalnız din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması değildir diyor Mustafa Kemal Atatürk. Bütün yurttaşların vicdan, ibadet ve din hürriyeti demektir. Ve laiklik ilkesi bu açılardan çok önemli. İnsanların özellerine saygı gösterilmesi, onların özellerinin önemsenmesi ve sorgulanmaması çok önemli. Yani bu ülke çok yıllarca farklı medeniyetlerin de yaşadığı ve bu topraklar Anadolu, Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Doğu ile Batı'nın köprüsü niteliğinde bir yer. Dolayısıyla farklı ırklardan, farklı mezheplerden, farklı inanışlardan insanların yaşadığı bir coğrafya. Burada ve Mersin'de o coğrafyanın çok özel bir prototipi, yani Türkiye'nin bir prototipi. Dolayısıyla buradan çıkmış olması, bu tip kararların Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de bir mesaj olması açısından çok önemli. Çünkü ben yani Mersin'den aldığı feedbackle böyle bir ihtiyacı görüp bu konuda gereğini yapma noktasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de tabandan gelen sesi algılaması için çok önemli bir karar olduğunu ben de düşünüyorum. Ve bu topraklarda kardeşçe yaşamanın en önemli dayanaklarından birinin de laiklik ilkesi olduğunu da altını çizmek istiyorum.